Değerli dostlar, biliyorsunuz kalp hastalıkları gizli seyredebiliyor ve kendini direkt kalp kriziyle gösterebiliyor. Son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Mesela kişi kalp kriziyle geliyor, ailesi, çevresi, arkadaşları ya da kişi kendisi merak ediyor. Bugüne kadar hiçbir şey yoktu, bu kalp krizi nereden oluştu? Bunu merak ediyordu. Halbuki evveliyatı var ama bu evveliyatını çoğunlukla bilmiyorlar. Peki bu evveliyatı biz nasıl sorgulayacağız? Yani şöyle düşünün, herkes kendi yaşam tarzını sorgulasın. Düşünün, hepimiz bir hayat sürüyoruz ve bu hayatı şöyle düşünün, bir yol olarak düşünün. Aracımız var, aracımızı sürüyoruz. Önümüzde iki yol var. Bir otoban var, bir de stabilize toprak bir yol var. Otoban burada neyi temsil ediyor? Sağlıklı yaşamı temsil ediyor. Yani otobanda siz birazcık daha böyle güvenli bir şekilde gidebiliyorsunuz. Ama otobanın belli kaideleri, kuralları var. Bu kurallara uymak zorundasınız. Belli aralıklarla kontrolleri yaptırmak zorundasınız. Kameralarla sizi izleyebiliyorlar şey olarak. Yeri geldiğinde siz ücret ödemeniz gerekebiliyor yeri geldiğinde. Yani otobanın belli kuralları var. Belli bir hızın üzerine çıkamıyorsunuz. Belli yerleri park edemiyorsunuz. Ama kurallara, kaidelere uyduğunuzda biliyorsunuz ki siz orada güvendesiniz. Aracınıza bir yerde yolda kalma ihtimaliniz oldukça düşük. Kaza yapma ihtimaliniz oldukça düşük. Bir de diğer alternatif yol var. Alternatif bir yol ne? Stabilize bir yol. Yani toprak çakıllı bir yol. Yer yer çukurlar var, yer yer çamurlar var. Bakıldığında daha çok böyle traktör ve işte arazi taşıtlarına uygun bir yol. Siz bu yolda kendi aracınıza gitmeye çalışıyorsunuz. Niye bu yolu tercih ediyorsunuz? Çünkü bu yolda kural kaide yok. Kendinizi bağımsız ediyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. İstediğiniz yerde duruyorsunuz. İstediğiniz şekilde gidebiliyorsunuz. Kendinizi bağımsız hissediyorsunuz. Karışanım yok diyorsunuz. Ve herhangi bir şey düşünmüyorsunuz. Ama bu yolda gittiğinizde otobandaki kadar güvende olmayacaksınız. Niye? Bu yolda belli bir süre sonra ne olacak? Aracınız erkenden aşınmaya başlayacak. Ne olacak? Bir yerde lastik patlayacak. Ne olacak? Bir kalp spazmı geçirmiş olacaksınız. Ne oldu? Lastik tamir edildi. Devam ediyorsunuz ısrarla o yolda. Ne olacak? Çamura batacaksınız. Kalp spazmı geçirmiş olacaksınız. Ya da ileride takla atacaksınız, ciddi bir kalp krizi geçireceksiniz, ölümden döneceksiniz. Halen ısrarla bu yolda gitmeye devam ediyorsunuz. Yani ben otobanı tercih etmiyorum diyorsunuz. Ne olacak? İleride hızlı girdiğiniz bir virajda virajı alamayacaksınız ve şarampole yuvarlanacaksınız. Yani kalp krizi ya da felçten yaşamınızı kaybedeceksiniz. Yani aynen, yani kalp hastalıkları da bu şekilde. Yani biz burada yaşantımızı sorgulayacağız. Biz hangi yolu tercih ediyoruz? Güvenli olan yolu mu? Sağlıklı yaşam yolunu mu? Yani burada örnek verdiğim otobanı mı tercih ediyoruz? Yoksa başı buyruk yaşadığımız, düzensiz yaşadığımız bir yolu, yani burada örnek olarak vermiş olduğumuz stabilize bir toprak yolu mu tercih ediyoruz? İşte buradaki tercihiniz ileride kalp krizi geçirmeme riskinizi belirliyor. Yani burada kalp krizini geçirip geçirmeme aslında sizin tercihiniz belirliyor. Ne yaptınız? Sağlıklı yaşam. Otobanı seçtiniz. Kalp krizi geçirmeyeceksiniz ama diğer sağlıklı yaşam, stabilize yolu seçtiniz. İleride kalp krizi, damar hastalıkları karşınıza çıkacak. Bu nedenle şunu asla unutmayın. Gerçekten kalp hastalıkları önlenebilir. Kalp hastalıkları nasıl önlenir? İlaçlarla değil, kalp hastalıkları ilaçlarla önlenmez, sağlıklı yaşam tarzıyla önlenir. Kalp hastalıkları ortaya çıktıktan sonra ilaç tedavisine genelde başlıyoruz. Bu nedenle biz ne yapalım? Aklımızı başımıza alalım. Düşünelim, taşınalım ve sağlıklı yaşam yolunu tercih edelim. Sağlıklı yaşam yolunda mıyız, değil miyiz? Biliyorsunuz sizin için bir sağlık karnesi hazırladık. Sağlık karnemizi doldurabiliriz. Sağlıklı yaşam karnesi ve kitabımız Yaşam Tarzınız Kaç Puan? Gerçekten hani bu kitapla beraber biz hangi yoldayız? Otobanda mıyız yoksa stabilize yolda mıyız? Alacağımız puan bize bunu gösterecek. Evet, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.